mükemmel. En dik kuleler bile Kutaro'yu durduramazdı. Bayrakları, sarmaşıkları ve makasın kestiği her şeyi kesiyordu. Başa geçtikten sonra herkes oturduğu yerde kalmadı. Çoğu kişi bu zorba kralı altından indirip Tanrıçayı geri getirmeye çalıştı. Fakat çok az kişi hayatta kalabildi. Tanrıçanın tüm güçlü şampiyonları birer birer yenildi. Ve sahip oldukları güçler çok iyi korunan yerlere hapsedildi. Şövalyenin gücünün nerede olduğu hakkında bir fikrin var mı bari? Tepesindeki güvenlik oldukça sıkıydı. Devriye gezen dokumacılar hareket eden her şeyi kesip biçiyordu. Bu kule, ayın ayı kralı Tanrıçaya karşı ayaklandığında kale duvarlarını korumakla kalmamış, son kanlı çarpışmada da saldırı konumuna geçmişti. Daha sonra hapishaneye dönüştürdüğü bu kuleye hayal gücü pek geniş olmayan zorba kral hapishane kulesi adını vermişti. Ay tanrıçasının yenilmiş güçleri majestelerinin hizmetine sunulmuş, aç bırakılmış ve işkence görmüşlerdi. Korkunç yaşamlarından geriye bir tek zırhları kalmıştı. Thank you.
Daha sonra hapishaneye dönüştürdüğü bu kuleye hayal gücü pek geniş olmayan Zorba Kral hapishane kulesi adını vermişti. Ay Tanrıçası'nın devinmiş güçleri majestelerinin hizmetine sunulmuş, aç bırakılmış ve işkence görmüşlerdi. Korkunç yaşamlarından geriye bir tek zırhları kalmıştı. Karanlık mühründen gücünü alan dokumacı akıl almaz boyutlara ulaşır. Kutaro korkusunu yenip kafasını da yerinde tutarak ilerlemesi gerektiğinin farkındadır. Bakar mısın şu işe? Dünkü piyon bugün at olmuş. Neden tüm sorunların battal boy olmak zorunda ki? Anlaşılan zırhta bir yarık buldum. Eminim bunu kesebilirsin. Gördün mü? Demiştin. Sadece şans. Gülmeye başlıyor. Acele et ve şu ruhları özgür bırak. İşte bu kadar. Tebrikler.
düşmanlarını bozguna uğratan Kotaro, kendini üstü çizik dolu eski bir kalkana bakarken bulur. Aradığı güç bu olabilir mi? Kaplan! Çabuk ol seni aptal! Şimdi şövalyenin kalkanını bulacak. Orada olduğunu nereden biliyordu ki zaten? Durdur onu! Eğer Kotaro kalkan veya güneş prensesiyle kaçacak olursa... Şu hırtlığımı bir kenara yaz. O ay taşı parçasını ağzından koparıp alırım senin! Onun önünde şövalye... Kalibrus'un yardımıyla Kotaro tehdidi savuşturur ve birkaç şanslı ruhu kurtarır. Aferin Kotaro, serbest kalan her ruhla birlikte eve daha çok yaklaşıyorsun. Kotaro, hapishane kulesindeki eski bir kalkanı gözetler. Ancak kaplan peşine düşmüştür. Şövalyenin gücü neredeydi? Kilit altında tutulan bu prenses de kimdi? Ve Kotaro, kara kaleden tek parça halinde çıkabilecek miydi? Kotaro, hapishane kulesindeki eski bir kalkanı gözetler. Ancak kaplan peşine düşmüştür. Şövalyenin gücü neredeydi? Kilit altında tutulan bu prenses de kimdi? Ve hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlayın, Ay Tanrıçası mağlup edildikten ve lejyonu bozguna uğratıldıktan sonra bile sadık halkı direnmeye çalışmıştı. İnanç sahibi dört şampiyon tanrıçalarının yardımına koştu. Haftalar boyunca ayın ayı kralının Boztaş Kalesi'ne nicelik olarak acınası derecede küçük ama nitelik olarak oldukça yiğit bir orduyla saldırma planları yaptılar. Peki işe yaradı mı? İleri dostlar! Ayı suçlarının bedelini ödeyecek. Hıya! Husu! Havat! Sayıca çok azdılar fakat o kadar çaresizce savaştılar, o kadar mertçe mücadele ettiler ki sonunda zorba kral tenezzül edip onlarla yüzleşmeye karar verdi. İyi savaşıyorsun kardeşim. Yeteneklisin. Fakat... o kalkan seni benden koruyamaz. Korkak! Ve bu da o ayaklanmanın sonu oldu. Ayın ayı kralı dört şampiyonun güçlerini hapsetmek için kara büyüsünü kullandı ve tahtını ele geçirmek kalkandı. İsteyen herkesi ay yüzeyinden sildi. Çünkü ay tanrıçasının yiğitçe uğraşları trajediyle son bulan şövalyesinin gücünü içeriyordu. Zavallı şövalye. Onu tanıyordum Kotaro. Onun bu göz alıcı kalkanı adeta ömrüne ömür kattı. Fakat kralı karşısına aldığında korku onu ele geçirdi. Şimdi ise ondan geriye kalanlara bakıyorsun. Şu çizikler, ayın ayı kralının nezaketi. Hay mührünün ne olduğuna bir baksana. Şövalyenin onuru en derin yaraları taşıyor. Ah, son anları da utanç içinde geçirdi. Üzgünüm, pençelerime hakim olamıyorum. Ve sonunda Kotaro, şövalyenin güçlerine sahip olur. Başardım seni küçük çörek. Şu güçleri bir dene.
Oh, çok iyi. Sonraki Luna Beat Part. Pekala çörekçik, ağzını kapat, kulaklarını aç. Akıllı oğlum benim. Unutma, bunu yaparken ölmediğin sürece neredeyse tüm saldırıları büyük ya da küçük savuşturabilirsin. Luna Glow! Şimdi bu arsızı savuştur. Bak, gördün mü? Bazı saldırılar saldıran kişiye karşı kullanılabilir. Şimdi kalkanını yukarı doğrult. Güzel, şimdi ise aşağı doğru tut. Devam ediyoruz. Luna Beat Part. En iyi savunma başka birinin saldırısıdır. Anlaşılan şövalyenin kalkanı özel olarak büyülü ışınları geri tepmek üzere tasarlanmış. Tabii ki bu senin yararına. Çünkü bir tanesi geliyor. Sektirerek oradaki kurtçuğa gönder. Kerplovi! İlk denemene göre oldukça etkileyici. Şimdi son bir şey kaldı tatlım. Kalkanı çok kullanırsan artık işe yaramaz oluyor. Bu yüzden arada dinlendirmeyi unutma. Anladın mı? Hadi kaybol şimdi. Bak, cadı büyüyle çıkış yolumuzu açmış. Ne güzel. Büyüsü sona ermeden acele etsek iyi olur. Ne yazık ki kaledeki kuklalarının hepsi Kutaro gibi şanslı değildi. Şuradaki Winken, Blinken ve Not kaçmaya çalışmışlardı. Ama çektikleri yanlarına kar kaldı. Ayın Ayı Kralı'nın devasa giyotini tüm hainleri parçalara ayırmayı bekliyordu. Evet, kafanı dik tut ki kaybetmeyesin. Anlaşılan devam edebilmek için bir kafaya ihtiyacın olacak. Hiç savunma olmamasın mükemmel. Bir zayıf nokta bulursun eğer gözlerini kızarsan. Cadı diyor ki kalkanı dinlendirirsen iyi olurmuş. Aferin göze göz, dişe diş. Yukarı tırman Kutaro. Gözlerime inanamıyorum. Yanar döner kapıyı aşabildik. Şimdi hatırladım. Kralın yepyeni güvenlik sistemi buraya geçen hafta kurulmuştu. Thank you.
İşte yanar döner kapı ansızın yok oldu. Kutaro'nun içini işlerin çok daha kötüleşeceğine dair bir his kapladı. İşte oradasın, seni baş belası hırsız. Sana haddini bildireceğim. Ufak yaratır diye fışkırıyor. Sıra kaplanda. Sana bunu ödeteceğim. Bak buraya yazıyorum. Hapishane kulesinin tepesine ulaştık ulaşmasına da. Kapı nerede? İmdat! Kimse yok mu? Ha doğru. Prensesi burada tutuyorlar. Aman ışığa dikkat et. Kalkanın içindeki şövalye ruhu muydu yoksa daha farklı bir şey mi? Kutaro'nun kalbini bir his kapladı. Artık görevinin prensesi kurtarmak olduğunu biliyordu. Bu küçük hanım da neyin nesi? Beni derhal buradan çıkar. Kutaro, o güneş prensesi değil. Hatta Lady bile değil. En iyi ihtimal bir nedimedir. Kutaro ümidini kaybetmişti. Fakat şövalyelik hissiyatı bu Lady'yi geride bırakmaya el vermezdi. Prenses olsaydı, cidden giderken de krallığımı kurardım. Sızlanmanın gereği yok. Bir kahraman asla bile bir geride bırakmaz. Hadi çabuk, sallanmayın.
sana yeterince pas vermedim. Kahraman falansın herhalde, değil mi? Prensesi kurtarmaya çalışıyorsun. E yoksa niye Kalibrus'a ve de Ay Şövalyesi'nin kalkanına sahip olasın ki? Neyse, yaklaşık bir metre kısasın ve bir saatte geç kaldım. Yine de teşekkürler. Yani cidden. Elimizden bir kaza çıkabilir. Kaplanın gösterdiği o sivri dişi görüyor musun? O Miu Ay dişi parçası. Eğer öyle bir dişi olmasaydı, korkak tavuktan başka bir şey olmazdı. Tehlike, yüksek voltaj. Neyse ki dişlerim yere değmiyor. Biraz hava alsan iyi olur. Al, pençelerimi bilememe yardım et. Bıçkı tozu olmaya hazır mısın? Çok da lezzetli görünüyorsun be. Bıçkı tozu olmaya hazır mısın? Ha, az da. Sihri uçlu tüy yumağı mı? Ne? Korktuğunu biliyorum. Ellerini dişimin üzerinden çek. Kaplana çarptın evlat. Ha,
Kes şunu silinç. Az kalmıştı. Şimdi öldürücü darbe zamanı. Sakın yapma. Gerçekten hiç hoş değildi. Her tarafın kaplan salyası oldu. Ben bu evi senin kuru temizlemesine ne kadar para veriyorum sen biliyor musun? Yardımın için sağ ol. Adın neydi ya? Kutaro. Kutaro ha? İyiymiş. Benim adım Picarina. Güneş adına sana teşekkür ediyorum. Taşı parçalarından birini bulmuşsun. Çok etkileyici. Bir şampiyon seçtiğimi biliyordum. Cidden artık bir takım olmanın vakti geldi. Kim bu küçük hizmetçi kız? Güneş prensesinin nedimelerinden biri misin? Hanımın nerede? Sanki sana söyleyeceğim de. Sanki sen çok önemli birisin de. Sonra söylersin, zorba kral geliyor. Canını seven kalksın. Makasımı geri getirin bana. Sizi ayın derinliklerine kadar kovalarım yoksa. Burası artık benim. Asla güvende olamayacağım. Kalibrus'un yardımıyla Kutaro tehdidi savuşturur ve birkaç şanslı ruhu kurtarır. Aferin Kutaro. Serbest kalan her ruhla birlikte eve daha çok yaklaşıyorsun. Dokuz can. Tüm kediler, ay kedileri bile dokuz cana sahiptir. Karşınızda Boztaş Kalesi. Başka bir deyişle Kara Kale. Pek hoş bir isim değil, yanılıyor muyum? Kedimiz pek umursamıyor tabii. Onun sahibesi olacak kadar şanslı bu cadının, Esma Potts'un tam da bir kedinin kestirmesi için mükemmel köşeleri olan hoş ve sıcacık bir mutfağı vardı. Öyle olduğunu bilmesem kedi değil tembel hayvan besliyorum sanacağım. Dedi kedinin saklanma yerlerini öğrenmeye başlayan cadı. Eski heyecan dolu günleri hatırladı. Ay tanrıçasına hizmet ettiği zamanları. Hep böyle değildi. Diye mırladı sonraki sayfada geçmişi anımsayacağının sinyalini verirken. Ah Medcezir Kalesi. Öyle beyaz bir saraydı ki bu. Kapı tokmağını bulmak için... Dokuz can. Tüm kediler, ay kedileri bile dokuz cana sahiptir. Karşınızda Boztaş Kalesi. Başka bir deyişle Kara Kale. Pek hoş bir isim değil, yanılıyor muyum? Kedimiz pek umursamıyor tabii.
onun sahibesi olacak kadar şanslı bu cadının, Esma Potts'un tam da bir kedinin kestirmesi için mükemmel köşeleri olan hoş ve sıcacık bir mutfağı vardı. Öyle olduğunu bilmesem kedi değil tembel hayvan besliyorum sanacağım. Dedi kedinin saklanma yerlerini öğrenmeye başlayan cadı. Eski heyecan dolu günleri hatırladı. Ay tanrıçasına hizmet ettiği zamanları. Hep böyle değildi. Diye mırladı sonraki sayfada geçmişi anımsayacağının sinyalini verirken. Ah Medcezir Kalesi. Öyle beyaz bir saraydı ki bu. Kapı tokmağını bulmak için bile gözünüzü kısmanız gerekirdi. Bir kedinin sarayın sahibi tanrıçanın kalbinde ayrı miau yeri vardı. Zorba kral ay taşıyla makası çalıp ayaklanma başlattığında sizce ilk kim yardıma koşmuştu? Ani saldırı feci şekilde yarıda kesilmiş olsa da kesinlikle bir can vermeye değerdi. Tüm ay alemi düştükten sonra bile kedi tanrıçaya sadık kişileri bir araya getirdi. Zorba kralı kendi taht odasında köşeye sıkıştırmaya kararlıydı. Beni takip edin sizi köpekler! Diye bağırdı dört şampiyona ve hepsi de alerjik genç şövalye dahil öyle yaptı. Plan sorunsuz tamamlanabilirdi eğer şövalye tam bir umutsuz vaka olmasaydı. Bir kediyi yolda ezebilirsin fakat asla ruhunu çiğneyemezsin. Dört şampiyon katledilmiş ve güçleri dağıtılmıştı. Fakat bizim sevgili kedimiz Tanrıça'dan asla vazgeçmedi. Başka bir canını ay boyunca onun saflarına katılacak müttefikler arayarak harcadı. Üç defa ölmesine rağmen kedi şansını bu kez açık denizlerde denemeye karar verdi. Hiçbir tehlike çok tehlikeli, hiçbir korku çok korkunç değildi. Tehlikenin ortasına atlayıverdi. Ve geri dönüşün zor olduğunu öğrendi. Böylesine çetin ve acımasız bir dünyada kimse ona yandaşlık etmezdi. Hayır, artık sadece iki dostu vardı. Kedi gururu ve kalbindeki tanrıça sevgisi. O canavarı tek başıma alt edeceğim diye miyavladı. Ne kadar cana mal olursa olsun. Fakat tek bir adalet elçisinin kötülüğün güçlü kuvvetli bacaklarına karşı ne umudu vardı ki? Kahramanımız mutlu bir son bulmak için hızlıca bu kitabın sonuna atladı. Kaybedilen beş canın acısı ve hayal kırıklığının ekşi tadı dayanılmaz boyuttaydı. İşte tam o anda Esma Potts'la karşılaştı. Açık olalım, ışıltılı bir tanrıça sayılmazdı. Dışarıdan o kadar çirkin, içeriden de o kadar kötüydü ki ay kedisi kendini uzaklaşıp gitmek mecburiyetinde hissetti. Ta ki ortak bir amaçlarının olduğunu görene dek. Geleceği konusunda güvence verdiği özel bir çocuk için umut beslemeye karar verdi. Her gece birkaç kukla topladı ve onları keder kulesine yönlendirdi. Ama bunlar sadece çocuktu. Düş gören çocuklar. Cesur olanlar ölüp birer kurtçuğa dönüştürüldü. Kaçmaya çalışan korkaklarsa mutfakta çalışmaya zorlandı. Hiç yararı yoktu. Yedi kirli ölümden sonra yiğit kedimiz dersini almıştı. Evet, tanrıça güzeldi. Evet, hayat bir zamanlar çok daha iyiydi. Ama kaybettiği cenneti düşünerek elindeki sıradanlığın eğlencesini kaçırıyordu. Yemeğini yesin, pis uyuşu. Sonra da biraz işe yararsın, değişiklik olur. Bugünün eğlencesi lezzetsiz bir çorba ve öğüt dolu sözlerdi. En azından aç değil, açıkta değildi. Karnının doyduğu yer evindir. Geriye iki canı kalmıştı ve bu ay kedisi o iki canı olabildiğince uyuyarak geçirmeyi planlıyordu.
Şövalyenin gücüne sahip olduktan sonra Kutaro Kaplan'ı yener ve cadı, Yingeng ve de Picarina ile Karakale'den kaçar. Kader onları nereye götürecektir? İkinci perde buradan başlıyor. Şimdi Kutaro'nun öyküsüne geri dönüyoruz. Sonunda Kutaro ve yeni arkadaşı Picarina, Boztaş Kalesi'nden kurtulmuş ve cadının büyüsü sayesinde rahata kavuşmuşlardı. Kaçak arkadaşlarımızın saklanacak bir yere ihtiyacı vardı. Bu yüzden bir zamanlar Ay Tanrıçası'na ait olan Uçan Saray'a, Medcezir Kalesi'ne gittiler. O eski güzel günlerde Akkale öyle göz alıcı, öyle görülmeye değer bir yerdi ki. Fakat karanlığın etkisi kalenin canlılığını söndürdü, duvarlarını ve temelini güçsüzleştirdi. İşte benim canlarım burada büyüyle saklanacağız. Fakat bu Medcezir Kalesi. Burası şeyin... Tanrıçanın? Evet, tabii ki. Her ne kadar saray ve sahibi birbirinden ayrılmış olsa da... Sessiz ol Yingeng! Kimse senin fikrini sormadı. Karanlıktan aydınlığa geçmişti Kutaro. Karakale'den ak olana. Oh, ne rahat. Her anımızı takip eden casuslardan ve yalakalardan kurtulduk. Aha. Çok pratiksin vallahi, biliyor musun? Bu tahtı sadece tek bir şey ısıtabilir. Üzerinde sil olmayan bir popo. Ay tanrıçası artık yok. Eminim saray böyle gelecek vadeden yeni bir efendiye sahip olmaktan mutluluk duyuyordur. Gelecek vadeden mi? Kibirli olmasın. Kapa sana çeneni. Benim minik dünyalı kurtarıcım. Sen tam anlamıyla bir kahramansın. Gel uslu bir çocuk ol ve şu ay taşı parçasına göz atmama izin ver. Sakın yapma Kutaro. Kalibrus, ay taşı, saray, ne varsa hepsi tanrıçanın malı. Bu büyücü kılıklı bunak seni basbayağı aldatmaya çalışıyor. Ne cüretle bunu söylüyorsun? Her şey bu zavallı neydi adı? Neyse ne. Nenecik açıklamaya çalışıyor. Kes artık. Aman be. Cadıya bak. Ayın ayı kralı Kutaro uyurken onun ruhunu çaldı. Dünyalı çocuklara işte böyle yapıyor. İşte bütün ay ışığının kaynağı olan ay taşı da burada devreye giriyor. Ayın ayı kralı taşı parçaladıktan sonra parçaları generallerine dağıttı. Nasıl parladığını görüyor musun? Bu sadece bir parça. Hepsini bulduğunuzda sahip olacağım gücü düşünsenize. Kutaro'yu kolayca dünyaya geri gönderebilirim. Gerçekten mi? Bu senin de yararına tatlım. Güneş prensesi ay tanrıçasını arıyormuş diye sen dememiş miydin? Evet, ne olmuş? Ay taşı tanrıçanın gücünün bir simgesidir. Taşı eski haline getirirsek tanrıçayı da geri getiririz. Bu beklediğin fırsat olabilir. Ay ormanından başlayabilirsiniz. General Fare'de de bir ay taşı parçası var. Siz de gidip onu geri alacaksınız. Kutaro. Sana hala ay güvenmiyorum. Kutaro'yu kullanıyorsun. Almış. Ve ben bunu ispatlayacağım. Önce onu yakalaman gerekecek. Koşun cadı. Kutaro! Ve sakın unutma. Fareyi kokusundan anlarsın. Git yakala onu. Çok seviyorum. İşte avanak bir orman yaratığı daha. Ne oluyor ya? Mor bir yapışkan maddeden sonra bu sessiz, sakin ormanlık alan kötülük dolu, korkunç bir yere dönüşür.
Ay ormanını mahvedip ayın ayı kralına hürmetlerimi de sunduktan sonra kolayca sokağında olacağım. Demek bunun sebebi general fareymiş. Bambular genelde sakin olmasına rağmen bunlar yeni çıkan dişleriyle Kutaro'yu çiğnemeye kalkışır. Birazcık ay bilgisi paylaşsam iyi olur. Bu anlatacağımı duymuş muydunuz? Evvel zaman içinde yaşama bambu saplarının içinde minik birer bebek olarak gözlerini açan şanlı bir prensesler soyu vardı. Fakat sonra prenseslerden birinin ruhu bir talihsizlik yaşadı ve kendini yanlışlıkla dünyadaki bambu saplarından birinde buldu. Tıpkı buradaki Kutaro'nun aksine. Kutaro'yu boş ver. Nasıl olur da şanlı prenseslerden bahsedip beni unutursun? Lütfen işini yap. Ne? Sen ne cüretle anlatıcına karşı gelirsin? Ben bilge biriyim. Eğer her şeyi biliyorsan beni de biliyorsundur. Aa bir dakika, yoksa bir sürprize mi saklıyorsun beni? Her neyse. Peki dünyaya düşen bambu bebeği ne olmuş? İşler yoluna girmiş tabii ki. Tıpkı tüm modern peri masallarında olduğu gibi. Prenses başarıyla aya ulaşıp mutlu mesut yaşamaya devam etmiş. Şimdi asıl soru. Kutaro'nun hikayesi de böyle mutlu bir sona sahip olacak mı? Tırtıl kafası mı? Şık. Vay şovura bakın. Az önce gördüğümüz tırtıl bambu saplarıyla alem yapıyor resmen. Bir koyun obori flaması. Ah panda mı o? Bambu ile oynuyor. Çok tatlı. Hey bak, bambu fidanları. Oha, nasıl da büyüyor be? Bir koyun obori daha. Bu seferki kırmızı. Koyun obori, ejderha olmak için şelalenin yukarısına doğru yüzen bir sazan balığını canlandıran eski bir gelenektir. Sağlıklı ve güçlü büyümeyi simgeler. Bunu biliyorum. Fakat kim yukarı çıkardı böyle? Ayrıntılarla uğraşmaya hiç gerek yok. Acelen yok muydu senin? Peki bu dev panda diğer elemanın annesi falan mı? Farenin mor sıvısı ay ormanının el değmemiş su kaynağını çoktan kirletti. Sazan balıklarına bölgeye izinsiz girenlere merhamet göstermeyen vahşi iblis balığına dönüştürdü. Hey, sen
Bence fare şelalenin tepesinde saklanmıyordur, değil mi? Kutaro bu etkileyici şelaleye mükemmel bir uyum sağlayan köprüye ulaşır. Şelaleler aşkına! Buraya cidden tırmanacak mıyız? Tırmanmaya devam et ve sakın aşağı bakma! Vay canına, pembe kar yağdı sanki. Flamaların direği bu mu acaba? Muhteşem ya. Sakura, Sakura. Gördüğün üzere ölüyor uzakta. Lanet olası fare. Her şeyi mahvediyor. Gözlerinin hemen önünde General Fare kiraz ağacını dikenli çalıya dönüştürür.
Kiraz ağacına bir bak. Tamamen çiçek açmış. Muhteşem ya. Sakura, Sakura. Gördüğün üzere ölüyor uzakta. Lanet olası fare. Her şeyi mahvediyor. Gözlerinin hemen önünde general fare kiraz ağacını dikenli çalıya dönüştürür. Kutaro ve Kalibrus kötülüğü kesip attığından yaşlı kiraz ağacı normal yaşamına dönüp eskisi gibi parlayıp çiçek açabilir. Şelalenin arkasındaki gizemli mağarada kahramanımız önemli gözüken garip bir tomarla karşılaşır. Bu büyüyü nasıl geçeceğiz? Birileri bizim bu tomara ulaşmamızı istemiyor. İşte Kutaro, ninjanın güçlerine böyle sahip oluyor. Nin, ninja! Olağanüstü Kutaro, şimdi hem şövalye hem de nin... Işıkları kim söndürdü? Luna Candela! Bu genelde işe yarardı. Kutaro, mağarayı aydınlatmak için ninjanın güçlerini kullan. Nereye attığına dikkat et tatlım. Hala karanlık. Tekrar dene. Güzel. Şimdi biraz daha aydınlık. Bombayı yukarıda. Aferin oğluma. Sonunda biraz ışık. Hey dur. Şimdi de çok aydınlık oldu. Ah, tüm sihirlerimi görüyorsunuz. Burada önündeki bomba simgesine nişan al. Pekala, son bir test. Bombayla beni vur. Seni eşek. Nin. Devam et. Hadi. Nin. Nin.
çıkardın. Böylelikle seni ninja uzmanı ilan ediyorum. Nin! Ay ormanı tapınağı. Şıkları şıklaştırmanın farkı geldi. Bu ne saygısızlık? Ah bu korku. Fare yaptığı işlerin keyfiyle ciyakladı. Orman tanrılarının kutsal mabedi dönüştürülmüş, kirletilmişti. Kutaro korkunç feneri keserek tapınağı eski haline döndürür. Tapınağı koruyan Torii kapısı bir takım sihirli olaylar silsilesiyle güçlerinden arındırılır. Kutaro, Kalibrus'u ve Ninja'nın güçlerini kullanarak düşmanlarını alt eder ve tapınağın gücünü tekrar ateşler.
Yuhu! Taktım çat! Tamam, tamam, tamam. Uyduruyorum. Ve şimdi yangın satışı zamanı. Ev kaplı bir dokumacıya. Kutaro'nun takıma katılması için bir hayli uğraşan ayın ayı kralının sadık hizmetkarlarından birine dönüşür. Kutaro, bunu gördün mü? Şu parıldayan taiko davulunun üstüne bomba koy. Darbe almadan önce başka birine zıplaman gerekiyor. Kutaro cehennem alevlerinden de ölümün pençesinden sıyrılmış Taeko'dan Taeko'ya atlamıştı. Kutaro cehennem alevlerinden de ölümün pençesinden sıyrılmış Taeko'dan Taeko'ya atlamıştı. Tapınağın dokumacısı bozguna uğratılmış ve kaçırdığı çocukların ruhu dünyaya geri gönderilmişti. Ah,
Kalibrus. Hayır, makasım tekrar eskisi gibi bir... Ne oluyor? Ne var? Umarım önemlidir. Yoksa... Ne yapmışlar? O ormanı farenin koruyor olması lazım. Onunla konuş. Evet, öyle diyebilir. Evet. O ve kaplan. Generallerimle olan sorunumun aslında hiç generalim olmaması olduğunu düşünmeye başlıyorum. Komplo kokusu alıyorum. Kalibrus'u çaldılar, kalemden kaçtılar. Şimdi ise Ay Ormanı'nı çok rahat bulmuşlar. Sence başka biri mi ipleri elinde tutuyor? Pekala, o zaman onları yakından izle. İşleri pençeme alacağım. Asla korkun almasın seni yakışıklı Salim. Elebaşlarını bulsan yeter. Bulduktan sonra onu zararsız minik parçalara ayır gitsin. Zehir üretmeye başla. Kutaro en son Ay Ormanı'nda görülmüş. O halde fare başarısız olmuş olmalıs. Sen söyle yeter. Onları bulup yok edeyim. Çok güzel. Kutaro'yu ortadan kaldır. Ne pahasına olursa olsun. Mükafat. Kalibrus'un yardımıyla Kutaro tehdidi savuşturur ve birkaç şanslı ruhu kurtarır. Aferin Kutaro. Serbest kalan her ruhla birlikte eve daha çok yaklaşıyorsun. Kutaro'nun dünyaya tek dönüş bileti Ay taşıdır. Yeni edindiği afili ninja güçleriyle birlikte Kutaro, Ay Ormanı'nda alçak fareyi aramaya devam eder.